Tamam o zaman. Tamam İsmail işte, Saymaz tamam şimdi. aylarca çok hassas bir haberin üzerinde çalışan bir gazeteci. Ne bir ayıp dayışım ki? Eskişehir'de polis müdahalesiyle öldürüldüğü söylenen 19 Bundan yaşındaki polemik Ali dahil İsmail bir Korkmaz'ın arkadaşımız ölümüyle ilgili söylemek istemiyorum. gelişmeleri izliyor. Tamam mı? Polis nerede Polis şimdi? burada, bu sokağın girişinde ve Ali Evet. İsmail'in geldiğini bunlara haber veriyor. Devirip yere düşürüyorlar. Şunlar polis. Gelecek olan iki tane geliyorlar ve bunlar burada tekmelemeye başlıyorlar. Şimdi bu polis tekrar geliyor. Ali İsmail yerde yatıyor o esnada. Sen hala gitmedin mi falan diyor. Bir tekme. İkinci tekme. Bu da üçüncü tekme. Sonra Ali İsmail toparlanmaya çalışıyor. Ve ardından gitmeye çalışıyor ve uzaklaşıyor. Ali İsmail ertesi gün komaya giriyor. Ve 38 gün sonra hayatını kaybediyor. Antakya'ya gidiyorum. Ali İsmail'in birbirine kenetlenmiş ailesiyle görüşmek için. Ama ben Ali'nin bırakıp gideceğini hiç yani beklemiyordum. Ali dirençli bir çocuktu. Hayatı seven bir çocuktu. İnsan bir canı bir parçası yani nasıl kötüyü düşünür. Kabullenemiyoruz Ali'nin bir daha böyle gelmeyeceğini. Buyurun Ali'nin odası. Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan beni kardeşinin odasına götürüyor. Ali burada yatardı. Ben de evlenmeden önce burada yatıyordum. Eskişehir Valiliği ilk açıklamasında arkadaşları dövmüştür şeklinde beyanda bulundu. Ondan sonra Türk polisi öyle bir şey yapmaz şeklinde beyanlar da bulundu. Medya bunu bir gerçeği servis ettiği zaman bunun devlet adamları tarafından desteklenmesi gerekiyor. Medyanın, basının bu baskısı olmasaydı bu olayda diğer arkadaşları dövmüş diye kapanırdı. İsmail Saymaz, Ali İsmail'in ölümüyle ilgili haberler yapmayı sürdürürken bir sabah Eskişehir valisinden bir e-mail alıyor. Mesaj sabah 4'te gönderilmiş. Oğlum İsmail yine rahat durmuyorsun diye başlayıp adi, şerefsiz ve benzeri hakaretlerin sıralandığı ölümü hatırlatan bir mail olduğunu gördüm. Önce inanmadım. İsmail Saymaz her şeye rağmen Ali İsmail Korkmaz hakkındaki haberleri yapmakta kararlı. Değiyor mu? Değiyor çünkü bu ülkede en azından Eskişehir'de bir gencin daha bu şekilde öldürülmesinin önüne geçme ihtimali olduğu için diyor. En azından bir başka vali, bir başka gazeteciyi kendi memuru gibi zannetmesin diye diyor.